Piyasanalist programına hoş geldiniz efendim. Her gün burada araştırma müdürümüz Cenk Akyoldaş'la birlikte piyasaların detaylı analizini yapıyoruz. Bugün de tabii ki hareketli bir gündeyiz çünkü işgalin 8. günündeyiz. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalde ve Kiev'e yönelik saldırıları sürüyor Rusya'nın. Fakat şu anda saldırıları sürmesine rağmen ve saldırıları başlatmasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen Ukrayna'nın bir savunmayı iyi yaptığını görüyoruz. En azından Rusya'nın bu kadar yüklü yığınak yaptığı bir ortamda. Ekonomi tarafından bakarsak eğer bizim için bugün önemli olan enflasyon verisi var. Piyasalardaki beklenti %53-54 bandı yıllık olarak. Diğer taraftan dün Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde bir konuşması vardı. Bu da piyasalar tarafından çok merakla beklenen bir konuşmaydı. Çünkü Rusya-Ukrayna gerginliğinin ardından merkez bankalarının politikaları da yeniden gözden geçirilir bir hale geldi. Fakat burada Powell'ın verdiği mesaj Mart ayında faiz artışının uygun olduğu yönündeydi diyelim. Ve buradan da Cenk Akyoldaş'a dönelim ve nasıl bir güne başlıyoruz diye size soralım. Çünkü bir baktığımız zaman Asya'da şu anda pozitifiz. Onu da arkadaşlar grafiği getirirler ekrana. Alıcılı bir seyirle başladık. Piyasalar şu anda görüldüğü üzere dün Powell'ın konuşmalarına konsantreydi. Powell'ın konuşmalarından olayı biraz daha böyle 50 baz puanlardan 25 baz puanlık bir arttırımla başlanabileceği, daha sonraki süreçte faiz arttırımının hızlandırılabileceği, enflasyona mücadele önemli bir nokta olduğunu, belirsizlik yarattığını, özellikle Ukrayna mevzusunun Amerikan ekonomisi üzerinde de bir belirsizlik ortamı yarattığını, vurgu yaptığını gördük. Önümüzdeki dönemde biliyorsunuz hep daha önceki yorumlarda her şey eşyanın tabiatına uygun şekilde devam eden bir dönemdeyken, ekonomi normal dinamikler içinde hareket eden dönem içindeki kısımda değerlendirirken Fed'in baktığı iki gösterge var diyorduk. Bir tanesi istihdam göstergesi, bir diğer de enflasyon göstergesi. Yani iki tane sorumluluğu var. İstihdam piyasasının kuvvetli olmaya devam ettiğini gördük. Özellikle dün ADP verisi geldi. Beklentilerin üzerine bir rakamla karşı karşıya kaldık. Bu da 475 binlik bir artış rakamına karşı karşıya kaldık. Bunda kırılımına baktığımız zaman özellikle özel sektör tarafında güçlü, büyük işletmeler tarafında güçlü bir seyirin olduğunu belirtebiliriz. Büyük işletmelerde 552 binlik bir artış olurken küçük ölçekli işletmelerde 96 binlik bir azalışın olduğunu, orta boy işletmelerde 18 binlik bir istihdam yaratıldığını gördük. Sektörel bazda baktığımızda, değerlendirdiğimizde yine burada özellikle hizmet sektörünün ciddi bir iş gücü yarattığını, pandemininki bu peak ortalamaların yani Aralık başında başlayan omikron varyantıyla birlikte süreçte bir sallantı olabilir mi beklentisi oluşmuştu. Bu virüsün evet vaka olarak çok vakaya işaret ettiği ama yüzdesel olarak hep belirttik yani kütlenin içindeki payı can alma noktasındaki seyrinin gittikçe seyrelmeye başladı. İşte aşıların daha etkin noktaya varmasına yol açtığını gördük. Bu da hizmet sektörüne bir ciddi toparlanmaya sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz. Gerçekleştirilen, yaratılan istihdamın 417 binin hizmet sektöründen 57 binin üretim sektöründen geldiğini gördük. Bu da demin de belirttiğim gibi Fed'in baktığı iki göstergeden birisinin kuvvetli olmaya devam ettiğini gösteriyor. İş piyasasının kuvvetli olması, iş yaratmaya devam eden bir piyasa ve insanların hafif işe dönmesinin sinyalleri üretilmesi, o taraftaki hikayeyi cepte tutmaya devam ediyor. Yani Fed'in faiz arttırmasını destekleyen noktada kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Ama öte yandan yumuşak karnı Fed'in de bildiğiniz üzere enflasyon verisi. Enflasyon tarafında %7,5'luk bir rakamla karşı karşıyaydık. Burada enerjinin ve ikinci el otomobillerin büyük ağırlığın olduğunu görüyoruz. Son gelişmelere baktığımız zaman buradaki seyrin devam etmesini tetikleyecek faktörler devam ediyor. Gıda tarafındaki enflasyonda artışı sağlayacak olan son gelişmelerle birlikte buğdaydı, bütün aklınıza gelebilecek hububat ürünlerinin hepsinden, yağlar da dahil olmak üzere, hepsinden tarımsal ürünlerde ciddi artışların olduğunu görüyoruz. Öte yandan yine enerji tarafında bakıyoruz.
İki günde inanılmaz Rusya'nın pazardan çekilmesi, yani özellikle Rus üreticilerin ellerindeki bulunan petrolü satmakta zorlandıkları, buna alıcı bulmakta zorlandıklarına dair haber başlıkları var. %70'i ellerinde kalmış vaziyette. Yani genellikle piyasadaki alıcılar Rus petrolünü tercih etmeyip başka yerlerden bunu tedarik etmek zorunda kalıyorlar. Bu bir örtülü ambargo gibi algılamak lazım. Bundan yansıması, çünkü enerjiye tamamen getirmiş bir ambargo yok işin gerçeği tarafına bakarsanız. Evet. Ama örtülü bir ambargo uygulanıyor. Bunun da yansıması, siz bunu başka noktalardan tedarik etmeye çalıştığınız anda da, bu az bir rakamdan bahsetmiyoruz. 7,5 yani günlük 7,5 milyon varillik bir rakamdan bahsediyoruz. Yani dünyanın en büyük 3. petrol üreticisi ülkesinden bahsediyoruz. Avrupa'nın da %60 bağımlı olduğunu evet, hatırlatalım. Evet, ciddi şekilde petrol ana pazarı Avrupa. Ana pazar Avrupa ki baktığımız zaman hep belirtiyoruz. Petrol gelirleri tarafında doğal gazla kıyasladığımızda petrol gelirleri doğal gaz gelirlerinin 3 katı kadar. Yani ciddi bir rakamdan bahsedilmesi söz konusu. Şimdi bunları hepsini bir araya koyunca ciddi bir şekilde enflasyonist baskının devam edeceğini gösteriyor. Bunda bilincinde olan bir Powell olduğunu söylemek mümkün. Her ne kadar son günlerde atılan adına OPEC tarafından gelen işte 400 bin varlık arttırma devam edecek ama düşünürseniz OPEC üyelerinden biri, OPEC Plus'ın üyelerinden birisi Rusya. Onun üreteceği petrolü de almayacak bir şekilde sıkıntı yaratacak yani. Bu da nasıl olacak onu bilemiyorum. Öte yandan bakıyoruz, stratejik rezervlerden bir 60 milyon varillik sisteme sokulmaya çalışılan petrol var. Ama bu da yeterli kalmadığı net şekilde gözüküyor. Bunların hepsinin birleşmesiyle birlikte 115-120 dolar bandını zorlayan bir petrolle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da ister istemez her ülke üzerinde bir maliyet unsuru olmaya devam edecek. Sonuçta sanayide de kullanılıyor. Her noktada, hayatımız ısınmada da kullanılıyor. Her noktada aracıyla biniyoruz, orada kullanıyoruz. Her noktada bize temas eden bir üründen bahsediyoruz. Öyle olunca da kaçınılmaz olarak enflasyonist baskı üzerinde ciddi faktör etkisi yaratacak. Bunu da zaman içinde nasıl tersine çevirebileceğiz? Yeni bir pazar nasıl yaratılabilecek? Bugünkü haber başlıklarına baktığımız zaman şunları da görüyoruz. Bu son yaşanan savaşın etkilerinin dünya ekonomisinde bir %1'lik daralmaya sebebiyet verebileceği, yani gayri safi hasıla tarafında bir azalıma sebebiyet verme noktasına hareket edebileceği belirtiliyor. Yine ECB tarafından yapılan açıklamalarda, Centeno tarafından açıklamada bir stagflasyon çıkma senaryosuyla karşı karşıya kalabiliriz diyor orta vadede. Evet, onu ben hemen isterseniz detayına gireyim. Lütfen. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Mario Centeno, Rusya'nın Ukrayna işgalinin Avrupa'da düşük büyüme ve stagflasyon olarak bilinen yüksek enflasyonun bir kombinasyonuna yol açabileceği konusunda uyardı. Önümüzde stagflasyon senaryoları var. Çatışmanın sürmesine ve Avrupalıların az çok uyumlu tepkisine bağlı diyor. Yani işte bunlar hep önümüzdeki dönemde. Bu arada MSCI endeksi Rus menkul kıymetlerinin endeksinden çıkarmış. MSCI'den çıktı. İşte Fitch Moody's notlarını yine çöp seviyeye indirdiğini gördük. Öte yandan bakıyorsun Dünya Ticaret Örgütü savaşın tarıma gıda ürünleri fiyat artışlarına neden olması devam etmesini evet. beklediklerini. Bundesbank bu da önemli. Almanya Merkez Bankası evet. Başkanı artan enerji fiyatları nedeniyle rekor enflasyon uyarısı yapmış. Demiş ki Euro bölgesi enflasyonu muhtemelen rekor seviyede olacak. Evet. Ve Almanya'da da enflasyonun 2022'de ortalama %5 olmasını bekliyorlarmış. Ve 1979'dan bu yana ilk defa artan risklerden dolayı kar payı dağıtmamıştı 2020'de. Bu senede de kar payı dağıtmama durumuyla karşı karşıya kalabileceklerini belirtiyorum. Evet. Şimdi devam edelim. Daha doğrusu açıklamalara bakalım. İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın dün konuşması vardı. Ve diyor ki kendisi Rusya krizi faiz patikası değişiminden kaynaklanan riskleri arttıracak. Bu arada dün Kanada'nın 25 bas puan faiz arttırdığını hatırlatmış evet. olalım. Lütfen. Ve dediğimiz gibi başlangıçta da Fed Başkanı Powell da Mart'ta faiz artışını uygun bulduğunu ifade etti. Ve yine 25... bilançoyu daraltmaya da gideceklerini de belirtti yani. O hani diyoruz ya acaba bu gelişmeler Fed'in elini zayıflatır mı? Şu an için ana senaryolarından çok fazla taviz vermiş değiller. Daha sonuçta ana karar olarak kendilerine uzak bir noktada cereyan eden bir savaştan bahsediyoruz ama riskler olduğunu da belirttiklerini hatırlatalım. Evet, bu arada Ukrayna Savaşı günde 1 milyon varil petrol talebini yok edebilir
şeklinde de bir analiz var haber akışında. Rystad Enerji danışmanlarına göre küresel pazardan günde 1 milyon varil petrol talebini ortadan kaldırabilir diyor Rusya'nın Ukrayna işgali. Bu işte demin anlatmaya çalıştık. Bu pazarlardaki ciddi bir kayıp. Bunu 1 milyon varil eksilebilir ama şu anda pazardan çekilen rakam 5 milyon varil gibi bir rakamı almamaya çalışıyor pazar. Öyle olunca bir short, yani şorta düşmüş oluyor piyasa. Onu da bir yerlerden telafi etmeye çalışırken isterseniz fiyatlar yükseliyor. Biliyorsunuz dün onu da sizle de konuşmuştuk. Özellikle savaş durumu olan bölgelerde tankerler sigorta kapsamında olmadıklarından dolayı navlunlarda da ciddi yükseliş var ve başka bölgelerden petrol tedarik etme noktasına hareket edildiğinde hatırlatalım. Evet, bu arada şunu söyleyelim. Dün Financial Times'ın haberiydi bu. Hatta haber burada, detayıyla ilgili. Hemen söylemiş olalım. Çünkü bu haberde diyor ki savaş sigortası olmaması nedeniyle Rusya'dan alınan petrolün burada alıcılar yeni pazarlar arıyor ve alıcıların %70'i de bunu bir danışmanlık şirketi yetkilisi söylemiş ama petrol trade yapan bir şirketin yetkilisi bu. Farklı alıcılar bulmak için şu anda %70'i alıcıların bir çaba içinde alternatif kaynaklar bulmak için yani, diyor. Örtülü ambargodan kastettiğimiz şeyin arkasında yatan ana temel senaryo bu. Yani o gemiler kendilerini risk altına göre olası bir vurulma anında kendilerini sigortadan bu parayı tahsil edemeyecekleri için o risk gemilerini riske etmek istemiyorlar. Öyle olunca da Rus pazarından mal çekmeyeceğiz. O zaman başka yerden mal bulmamız lazım. İşte bu da son günlerde ciddi bir sıçrama yarattı petrol fiyatları üzerinde. Bilinen noktada 118 doları gördük. Şubat 2013'ten beri en yüksek seviye olduğunu da hatırlatalım. Hatta grafiği de rica edebilirsek, MTA grafiğini, orada bir son bakalım Brent petroldeki seviyeler nedir? Fiyatlar hakikaten... Aslında analiz de yapsak iyi olur gibime geliyor. Olur. Çünkü bugünün tap konusu bu olacak gibi. Şu an 115 ama ben sabah yayına girdiğimde 118'di Brent petrol. Ufak çaplı bir geri çekimi söz konusu. Hemen bakalım grafiğine de. Bu arada Türk petrolün 10 dolarlık artışının da bize 4 milyar dolarlık bir açık olarak yansıdığını da ifade edelim. Evet, her... 10 dolar 4 milyar dolarlık bir açığa sebebiyet veriyor. Şimdi Brent petrol cinsinden baktığımız zaman grafiğe bu bir kanal içinde hareket ediyordu. Yükseliş trendi işte 65'lerde bir, daha doğrusu 40 dolarlardan başlayan hareket bir anda kendisini 70 dolarlar seviyesine, 80 dolarlar seviyesine taşımıştı. Şu bölgede hatırlarsanız özellikle Biden silah çekmişti. Ne yapmıştı? Stratejik rezervleri sahaya sürmek istemişti. Çin'i, Japonya'yı, başka ülkeleri de kendine yanına çekerek petrol fiyatlarının aşağı doğru bir baskılanmasına yol açmaya çalışmıştı. Ve o dönemki OPEC toplantısında da bir uyuşmazlık olmuş. Üyelerden birisi işte toplantıdan çekilmişti. O esnada da ciddi bir kırılım yaşamıştı. Burada da işte bir enflasyonist baskıları kırmaya çalışılan bir yapıydı. O süreçte çok hızlı şekilde bir anda kendisini 65 dolarlar seviyesine getirmişti. Ama 65 dolar seviyesinden başlayan hareket, adım 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 öre 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 kendisini getirdi şu 85-95 bant aralığına. 85-95 bant aralığında kaldı ve Rusya krizinin tetiklenmesiyle birlikte burada tansiyonun yükselmeye başladığını biliyorduk. Piyasa da biliyordu, herkes biliyordu. 96-85 bölgesini geçirmesiyle birlikte ana hareketin ilk hedefi 101 seviyesi, oraya geçtikten sonra 114 seviyesine kadar. Hatta şuradaki kanalın da üst bandıydı. Dün o bölgeyi de zorladık. Bu demin anlatmış olduğumuz sebeplerden dolayı geçici de olabilir bu süreç. Bilemiyoruz. Belki bir anda biliyorsunuz bir yandan da görüşmeler devam ediyor. Oradan çıkabilecek gelişmelere bağlı olarak buradaki süreç de devam edebilir. Gerileme de potansiyeli olabilir. Çünkü çok ciddi bir fiyatlama. 3 gündeki fiyatlamaya bakarsanız 97'den yani Swift'ten çıkartılmasıyla birlikte Rusya'nın son 3 günü maliyeti 97 dolardan 115 dolara gelmiş bir Brent'ten bahsediyoruz. Şu andaki hareket açısından baktığımızda teknik açıdan bir 123 dolara kadar hareket marjının olduğunu hatırlatalım. Büyük resme baktığımızda daha uzun perspektifte dün bakmıştık hatırlarsanız. 2008 krizi öncesinde 145 dolar, 147 dolarları görmüştü. 2008
8 krizi sonrasındaki, ondan sonraki zirvesi 117-118 dolarlardı. Şu anda o bölgeye gelip dayanmış olduğunda hatırlatalım. Hatta şöyle uzun vadeli o petrol grafiğine bakarsak daha önceki zirvesinde buradan göstermiş olabiliriz. Şu bu grafikte baktığımız zaman şu nokta bizim için daha önceki şu yatay bir şuraya bir çizgi atarsak hem yatırımcılarımız da buradaki, burası Amerikan tipi 115 dolar. Tam Amerikan tipi petrol cinsine baktığımız zaman tam geldiğimiz yer daha önceki zirve. Burası kritik bir bölge. Bize teknik açıdan baktığımız zaman eğer şu paternin de dışına çıkan bir yapıya bürünmeye başlıyorsa iş, o zaman yukarıdaki 130 küsür dolarlar, 145 dolarlar gündeme gelmesi beklenebilir. O nedenle bugün itibariyle bir soluklanmaya girme potansiyeli olabilir. Dikkat etmek lazım. Çok sert bir fiyatlama geldi. Özellikle 3-4 öyle mi dersiniz? Çok ciddi sert bir fiyatlama geldi yukarı doğru. Bunun bir sindirmesi olabilir. Özellikle son 4 ayda işte 63 dolarlardan 114 dolarlara yaklaşık olarak %100'e yakın bir artış var. Yani %100'e, %90'a yakın bir artıştan bahsediyoruz. Kritik eşik dediğim gibi son 13 senelik periyot içinde 2008 krizi sonrasında ki gördüğü en yüksek seviye olduğunu da hatırlatalım. Evet, bu tabii yok, Şubat 2013'ten beri en yüksek seviye okudum ben. 2000, evet, işte diyorum ya 2008 sonrasındaki düşüşten sonraki gördüğü en yüksek seviyeye gelmiş vaziyette. Peki, şimdi tabii ki bu bizi önemli bir gündem olarak önümüzdeki dönemde yoracak gibi gözüküyor. Hani öyle diyelim. Çünkü dediğimiz gibi özellikle enflasyon tarafında tüm dünyaya çok büyük bir etkisi var. Bu petrol enerji konusunun. Tabii bizim dış ticaret üzerimizde de çok ciddi etkisi var. Dün biliyorsun dış ticaret rakamları verisinin de geldiğini gördük. Açığı da net şekilde görüyoruz. Orada ithalatta daha hızlı gidiyoruz. Evet, ithalattaki artış ciddi boyutta devam ediyor. Biliyorsunuz kura rağmen, kurda bir değer kaybı var yaşandı. Özellikle Eylül 2021 sonrasında hatırlarsanız Eylül'de 8.25-8.30'lu kurlardan bahsediyorduk. Ondan sonra söylem değişikliğiyle birlikte Merkez Bankası'nın enflasyondaki seyri değiştirmesi ve politika faizindeki hareketin başlamasıyla sürecin bir değişime gittiğini, o bölgede biz cari bazı noktasına kadar gitmiştik hatırlarsanız. Dış ticaret dengesindeki makas iyice daralmaya başlamıştı. Ekim ayında işte 20.8 milyarlık bir ihracata 22.2 milyarlık, yani aradaki makas 1.4 milyar dolara kadar düşmüştü. O ayki mesela ortalama kurumuz 9.41'miş. Ondan sonraki süreçte mesela Kasım ayında 12.93'lük bir ortalama kurumuz var. Açık 21.5, 26.90 arasındaki bir rakama işaretliyorum. 5.4 milyar dolarlık açık vermişiz. Kur yukarı gitmesi lazım 5.4 milyar. Çünkü ekstra maliyetler geliyor. Enerjiden kaynaklanan, sonuçta dövizle de ödüyorsunuz bunu. Ekstra girdi maliyetlerinizin de söz konusu olduğunu biliyoruz. Daha sonra Aralık ayında 13.32'ye çıkmış ortalama kur. 13.32 iken burada da 22 milyar 260 milyonluk ihracat yapmışız. 29.06'lık, yani 29 milyar 60 milyonluk bir ithalat gerçekleştirmişiz. Yine buradan nereden bakarsanız bakın 6.8 milyarlık bir açık vermişiz peş peşe. Yani 5.4, 6.8. Sonra Ocak ayına dönmüşüz. Ocak ayına geldiğimiz zaman gördüğümüz rakam ne? 13.40'lık bir ortalama kur görüyoruz. İhracatımız ne olmuş? 17.6 milyar dolar. İthalatımız da 27.84. Yani 27 milyar 840 milyon civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Burası da hemen hemen Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarından biri oldu. 10.4 milyar dolarlık bir açık vermiştik. Dün de Şubat ayı verileri açıklandı biliyorsunuz. Sayın Bakan Muş tarafından açıklanıyor. Evet. O noktada da 20 milyar dolarlık ihracata karşılık 28.1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiğini görüyoruz. Burada da 8.1 milyar dolar. Şöyle geçmişe doğru baktığımız zaman Ocak ayında 10.4, Şubat ayında 8.1, 2 ayda 18.5 milyar dolarlık açık vermişiz. Kur ortalama 13.40-13.82 bandında giderken, yani Eylül ayında 8.87 ortalama olan kur yaklaşık olarak 4 ay sonra 13.40-13.50 bandında bir ortalama alırsak bir seyirde, burada normalde bizim fazlaya geçiyor olmamız lazımken bu ekstra emtia tarafındaki fiyatlamaların getirmiş olduğu baskıyla beraber
ham madde fiyatlarındaki yükseliş, paritedeki bizimle aleyhimize işleyen süreç. Çünkü biliyorsunuz biz hep daha önce, bizim ihracat bölgemiz Avrupa, euro ile satıyoruz. İthalatımız, yani ham madde girdiklerimizin hepsi de hemen hemen dolarla. Öyle olunca iş doların lehine dönünce bu da bizim için handikap. Daha önceki süreçte baktığımızda, biraz daha geçmişe gittiğimizde 1.20'lerin üzerine çıkmış bir pandemi sonrasında euro-dolar paritesinden bahsediyorduk. Şu anda geldik 1.11'lerin altına bir pariteden. Bu da bizim dış ticaret için aleyhimize çalışan bir sürece işaret ettiğini görüyoruz. Bakalım zor süreç, bu enerji fiyatlarındaki artış buradaki ister istemez ithalat kalemleri üzerinde de baskı oluşturmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor. Evet, bugün Dünya Gazetesi'nin bir haberi var. Fikri Cinokur imzalı ve başlık Antalya'da endişe büyüyor şeklinde. Siz şimdi dış ticaret açığından bahsedince. Orada aynı cari zamanda destekleyecek faktörlerden biri. Aynı zamanda yaş meyve sebze ihracatı da Antalya'dan yapıldığı için ve bizim Rusya ihracatta birinci kalem yaş meyve sebze olduğu için 1 milyar dolarlık bir seviye var orada. Dolayısıyla ihracatın yavaşlamasıyla Antalya toptancı hallerinde sebze fiyatları düştü ve turizmde de erken rezervasyonlar kesildi şeklinde bir haber bu. Yani turizm tarafı biraz sıkıntılı olabilir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından da dün açıklamalar geldi. Rusya'nın üyeliğini askıya almayı tartışacaklar. Bu tür girişimler 8 Mart'ta acil bir toplantıya çağrıldı. Madrid'de yapılacak bu toplantı. Burada da işte Ukrayna, Polonya, Litvanya, Slovenya, Guatemala gibi ülkelerin Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin talebi doğrultusunda bu toplantı gerçekleşiyor. Böyle bir durum gerçekleşmesi durumunda tur operatörlerinin çalışma durumu da devre dışına çıkacağı için turistlerin bireysel olarak gelme durumuna karşı karşıya kalınabilir. Bu da hep bahsediyoruz, işte bu Türkiye turizminin üzerindeki Ukrayna ve Rusya'nın ağırlığının %27 olduğu bir yapıya işaret eden noktada ciddi bir turist sayısında azalmaya yol açabilir önümüzdeki dönemde. Diyor ki burada haberde, Batı Akdeniz İhracatçı Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ile konuşulmuş. Antalya'dan günlük 30 tır Ukrayna'ya gidiyordu. Şu anda bu bölgeye ihracat durdu. Domates fiyatları 16 liradan 5 ila 7,5 liraya kadar düştü diyorlar. Ve üretici perişan, Ukrayna'ya ihracat durdu, Rusya'da da çok eksideyiz şeklinde bir açıklaması var. Dediğimiz gibi Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı'nın, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı, çünkü Kumluca'da %70'ini ihracatın bu iki ülke yapıyormuş, Rusya ve Ukrayna'ya. Ve bu ülkelerde havaalanları, AVM'ler, gümrük kapıları kapalı, zamanla yarışıyoruz. Antalya'dan bu ülkelere giden ve yoldan dönen tırların yeniden Antalya gümrük kapısına geri dönmesi de zaman alacaktı. Ama gümrükler genel müdürüyle yapılan görüşmelerde Edirne gümrük kapısından kontrolü sağlamışlar. Bu da bir bilgi. Ama şu anda 100'den fazla tır bekliyormuş. Bunu da vurgulamış olalım. Tabii ki bu önemli bir konu, özellikle ihracat noktasında. Tabii ki. Şuna da bakıyoruz. Evvelki gün hatırlarsanız bir olağanüstü toplantı yapılmıştı. İhracatın bu kayıp olabilecek noktada ne yapılması gerekiyor? Hep belirtiyoruz. Sonuçta bir sigorta sisteminin çalışması lazım. Sigorta sisteminden kastettiğim ne? İşte siz sadece ürününüzü %70 bir pazara satıyorsanız, o pazarda yaşanacak bir katastrofik bir gelişme sizin pazarınızı tamamen kaybetme noktasında bir sebebiyet verebilir. O nedenle portföyü genişletmek, daha çok noktaya bunu dağıtmak. Evet, yine ürettiğiniz hepsini satın ama %70'ini bir yere değil, belki %30'unu satın, %25'ini satın. 5-6 ülkeye bunu dağıtabilecek bir yapıya büründürmek lazım. Bu da belki bir önümüzdeki dönemde yeni bir strateji geliştirmesine sebebiyet verebilir diyelim. Bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyorum. Evet. Peki ben şimdi haber akışından devam edeyim. Çünkü önemli haberler var, evet. Başlıkların bence üzerinden geçilmesi gereken. Şimdi Citigroup Rusya'da milyarlarca dolar kaybedebileceğini söylemiş. Citigroup'un Rusya'daki işlerinde milyarlarca dolarlık zararla karşı karşıya kalabileceği, Ukrayna'daki 200 çalışanın bir kısmını Rusya'nın işgalinin ardından ülkeyi terk etmesine yardımcı olduğunu söylemiş Citigroup, bankanın Rusya'ya dair toplam riski geçen yılın sonunda yaklaşık 10 milyar doları bulmuş ama daha önce bildirilenden çok daha yüksek olduğu da belirtilmiş.
Evet, orada da tabii ki örtülü bir şeyler var, tahsisler olmuş. Biden, Rusya'ya yönelik enerji yaptırımları konusunda tüm seçenekler masada diyor. Belirttik daha henüz enerji yaptırımları noktasında bir hareket yapılmadı, kısıtlama alınmadı yani sonuçta baktığınız zaman. İhracatın yani Rusya'da ithalatın sınırlandırılıp sınırlandırılmamasına bir adım yok. Bir de bir adım gelirse o zaman petrol fiyatlarında belki biraz daha bir coşku olma potansiyeli daha da yükselebilir. Evet, bu arada bugün AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Rusya-Ukrayna savaşını görüşeceklerini de söylemiş olalım. Hı hı. Almanya taahhüt ettiği silahları Ukrayna'ya teslim etmiş. Tabii Almanya gibi ordusu olmayan bir ülkenin de ve bu yani ülkenin zaten 100 milyar dolarlık da bir savunma bütçesi açıkladılar hafta evet. sonu. Bu alana artık yatırım yapacakları yönünde bir açıklama. Dolayısıyla bu tabii Almanya'nın stratejilerini özellikle savunmada yeniden gözden geçirdiği ve yenilediği bir döneme de işaret etti diye hatırlatmış olalım. ABD Adalet Bakanlığı Rus oligarkların mal varlıklarını hedef alan komisyon. Özel bir birim kurmuş. Bu da önemli. Haber başlıklarına diyoruz, hesaplara el konuyor, yatlara el konuyor gibi haber başlıkları. Başta Chelsea'nin sahibi Abramovich kulübü satacağına dair açıklama yaptığını duyduk. Bakalım hakikaten böyle bu iş böyle cadı avına doğru gidecek mi, gitmeyecek mi? O da biraz can sıkıntısı evet. sonuçlara yol açabilir. Şimdi şöyle bir şey, oligark deyince... Oligark tabii enteresan bir konu çünkü aslında Avrupa ülkelerinde artık o kadar yerleşikler ki pek çok yerde, başta İngiltere olmak üzere. Ve onların da kendi içlerinde yarattığı bir ekonomi var. Tabii ciddi. Çünkü oligarkların mal varlıkları bildiğimiz gibi milyar dolar seviyesinde. Dolayısıyla onları sizin bahsettiğiniz gibi bir cadı avı tarzı bir yöntemle uzaklaştırmaya çalışmak, mal varlıklarına engel olmanın da ekonomi üzerinde de bir maliyeti olur gibi gözüküyor. Aynı zamanda da sonuçta orta ve uzun vadede bir güvensizlik ortamı da yaratabilir. İşte bunların hepsi, şimdi iki görüş var piyasada dolaşmaya başlayan. Özellikle bu sivil sisteminin devre dışına çıkartılması birlikte Rusya'nın. Acaba bu sistem doları daha da mı kuvvetlendirecek yoksa daha çok paralı birim, yani para rezerv para çeşitlenmesi daha çok olmasına mı yol açacak ya da başka bir enstrümanlara doğru mu kayacak? Önemli, bu konuda bir sürü makaleler yazılmaya başlandığını görüyoruz. Bir iktisatta önemli bir değerlendirme döneminden geçeceğiz. Para politikaları noktasında önemli bir değişikliklere yol açabilir. Güvensizlik ortamının oluşması başka şeyleri de evirebilir. Bunların hepsi önümüzdeki dönemin sorgulanması, yakından takip edilmesi gereken bir süreç. Gerçekten önümüzdeki birkaç yıl tekrardan taşların yerinden oynadığı ve sistemin tekrardan belki inşası da doğru gidecek bir süreci tetikletecek bir yapıya işaret edebilir. Bu arada Gürcistan da AB'ye hızlı katılım için başvuru yapacakmış. Evet. Onu da söyleyelim. Malta, Rusya ve Belarus da vatandaşlarına pasaport satışı programını durdurmuş. Parayla mülk alırsınız, biz de şu anda uyguluyoruz ya, vatandaşlık veriyorduk. Evet. Onu askıya aldıklarını belirtiyorlar. Evet, bu arada bu da önemli tabii. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye'nin Montreux'a uymasını takdir ettiğini söylemiş. BM Genel Sekreteri de savaşı durdurun, diyalog ve diplomasiye kapıyı açın demiş. Bu tabii beklenen bir Birleşmiş Milletler açıklaması. Ve... Burası önemli. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Rusya'nın üyeliğini askıya almayı tartışacak. Hı hı. Ve Rusya'ya yönelik kınama karar tasarısını da kabul etmiş Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Beyaz Saray'ın bu dündü Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili Rusya ve Belarus'a yeni savunma yaptırımları getirme kararı var. Orada da tabii ki yani şaşılmayacak bir şey. Şu anda görüyoruz ki Beyaz Rusya, Belarus yani ciddi şekilde müttefik olarak hareket ediyor. Demin bahsettiğiniz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Beyaz Rusya, Rusya'ya karşı getirilen önergeye red cevabı verdiğini de gördük. 5 ülke red verdi. 35 ülke çekimsel kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Çekimsel kalan ülkelerin arasında Çin'in de olduğunu gördük. Çin de üstü örtü olarak Rusya'nın yanında durmaya devam ettiğini de gösteriyor. Evet, bu arada Biden'ın açıklaması var. Tarih, Ukrayna Savaşı'nın Rusya'yı daha zayıflattığını ve dünyayı güçlendirdiğini yazacak şeklinde bir haber. Şimdi ben Fed'e geçeyim biraz da açıklamalarda, Fed yetkililerin açıklamalarına. Orada
öne çıkanlardan New York Fed Başkanı Yardımcısı Lori Logan, Fed personeli para piyasalarını dikkatle izleyecek diyor. Yaklaşık 9 trilyon dolarlık bilançonun Merkez Bankası'nın varlıklarını en son küçülttüğünden daha fazla küçültmek için alana sahip olduğunu ve politika belirleyicilerinin yine de para piyasalarını yakından takip edeceklerini söylemiş. Personel rezerv koşullarındaki değişiklikleri anlamak için gelişmeleri dikkatle izleyecek demiş. Yani bilanço daraltılması burada da artık hala devam ettiğini, yani şu son mevcut konjonktürdeki yapının hala engel olmadığına işaret ediyor. Hep biliyoruz ki son dönemde, son yaklaşık bir sene, geçtiğimiz Haziran'dan bu zamana ters depo piyasasındaki paranın her geçen gün büyüdüğünü, yani altı duran bir para var. Hatırlarsanız geçtiğimiz sene Haziran, Temmuz ayında 1 trilyon doları buldu falan derken bu rakam 1.6-1.7 trilyon dolarlara kadar çıkmış vaziyette. Bu rakamın piyasa tarafından boşta tutulduğunu, o nedenle de Fed'in bu rakamı piyasadan emme imkanının olduğu düşünüyor. Yani 1.5 trilyonla 1.7 trilyon arasında bilançoyu daraltma imkanının olabileceği beklentisi var. Bakalım bu yansı gerçekten gerçekleşebilecek mi? Ki o rakamı bile eritmek için aylık 100 milyar dolarlık bir küçültmeye bile gitse, ya da 120 milyar dolar biliyorsunuz bilanço büyütüyordu. Büyütürken 80 milyar dolarlık devlet tahvil hazine bonosu alırken 40 milyar dolarlık da mortgage kağıdı alarak büyütüyordu. Belki aynı şekilde daraltmaya gidebilir. 120 milyarlık bir rakamla başlayabilir. Öyle bile olsa bir seneden bir seneyle 12 ay ile 15 ay arasında ancak o parayı eritmesi bile ancak mümkün olacak süreç. Evet. Şimdi Fed'den Chicago Federal Rezerv Bankası Başkanı Charles Evans diyor ki ABD'de enflasyon son derece yüksek, çözülmesi gerekiyor ki zaten dün biliyorsunuz State of Union konuşması vardı, evet. Biden'ın. Orada da Rusya-Ukrayna krizi dışındaki en önemli vurgusu buydu. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek dedi. ABD'de yatırım yapmak gerekiyor dedi. Araba ve yarı iletken sektörüne, hatta Intel'in CEO'su toplantıdaydı. 20 milyar dolarlık yatırımı 100 milyar dolara çıkaracaklarını da orada söylemiş oldular. Hı hı. Fakat şimdi enflasyon evet yüksek ama çözmek ne kadar kolay tabii. Bu herhalde dünyanın yeni gündemi. Yani işte mevcut konjonktürde işte görüyoruz, başka risklerle birlikte tetiklenmiş olan bir girdi fiyatlarındaki ciddi artış var. Bunu kontrol altına almadan siz bunu nasıl başaracaksınız? Bu soru işareti. Gerçekten ciddi bir soru işareti. İvmesi de oldukça yılbaşından bu zaman baktığımız zaman kuvvetli bir ivmeyle gidiyor. Yani azımsanmayacak bir süratle giden bir süreç içinde. Mesela ondaki bizim şu 2022 grafiğe de bakalım isterseniz bir kez daha performanslar cinsinden. Ben bu arada hemen araya gireyim, şunu söyleyeyim. BIST 30 endeksi güne 2260 puandan başladı, %1.33'lük artışla. Brent petrol bu sene yılbaşından bu zamana %45.2 getirmiş. Yani geçtiğimiz sene 2021 yılında yükseldi dediğimiz noktada kuvvetli bir piyasa var diyorduk. %21.06 yükselmişken 2 aylık periyotta şu anda tek başına %45.2 artış kaydetmiş. Yani azımsanacak gibi değil. Yine baktığın zaman CRB'nin MTI endeksini değerlendirdiğimiz zaman buradaki yapıya baktığımızda geçtiğimiz sene %13.2'lik bir performans varmış. Bu sene %24.5'lik bir artış gerçekleşmiş. Yani 2 aylık artış MTI tarafında endeksinde %25'i, %24.5'u bulan bir yapı var. Bunun çoğunda petrol tarafından geliyor. Petrol hemen hemen işte demin de belirttik, dokunmadığı alan sektör yok. Evet, diyelim buradan da gitmemiz gerekiyor grafiklere yavaştan çünkü zamanımız daralıyor. Aynen öyle. Şimdi dolar endeksiyle başlayalım çünkü orada güçlenme var. Dolar endeksi tarafında demin bahsettiğim gibi bir süreç içinden geçiyoruz. O sürecin arkasında yatan faktör, dolar güç kazanacak mı, güç kaybedecek mi? Şimdi bir algı operasyonuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bir kısım dolar tahtı tehlikeye girebilir bu gelişmelerden sonra, Swift'ten sonra diyor. Diğer tarafta diyor ki
Bu tam tersi doları daha da güçlendirebilecek bir yapıya büründürebilir. Bunun bir savaşı yaşanıyor şu anda. Burada bizim zaten hep belirttiğimiz 97-80 seviyesi dün test edildi. Dün test edildi. Geçtiğimiz haftada yakınsamıştık. Son iki haftadır üst banda yakın gidiyoruz. Normal koşullarda ben hep belirtiyordum hatırlarsam. Kısa vade için bu yılda ilk hedefimiz 97-80 geçilmesini beklemiyorum. Burada bir konsolidasyon süreci içine girecektir. Hatta son gelişmelerden sonra belki bu süreç bizi tekrardan güvenli liman arayışının getirmiş olduğu etkilerle beraber aşağıya doğru da sarkıtabilir diyorduk. Şu anda bir diri durma çabası içinde olduğunu görüyoruz. 94-97,5 civarında. Ama hala ben 97-80'i önemsediğimi belirteyim. Şu an için baktığımızda şu bölgeden gelen trend çizgisi hala bu bölgeyi bir şekilde savunmaya yardımcı oluyor. O bölgenin üzerine taşarsa taşma çabaları var. İki haftadır deniyoruz. Bakalım başarabilecek miyiz? Hep belirtiyorum. 96-96-10 bölgesi aşağıda benim için kritik eşik. O bölgenin altındaki bir fiyatlamanın gelmesi halinde ise buradaki süreç 94,5'lara kadar bir evrilmeye yol açabilir. Büyük resim. Hep daha önceki yorumlarda şuna vurgu yapıyorduk. FED faizleri nereye kadar yükseltebilecek? Ne kadar kuvvetli? Dünkü açıklamalarda Powell'dan bir 2-2,5'luk rakam çıktı baktığımız zaman. Doğal sınırlar olarak kabul ettikleri bölge. Oraya doğru bir evrilme olacak mı, olmayacak mı? Enflasyondaki seyir önemli. İşte herkesin bir beklentisi vardı. %8 civarında enflasyonun tepe yapması beklentisi söz konusuydu. Bu FED'in atacağı adımlarla birlikte geri dönüş. Ama görüyoruz ki buradaki yansımalar burayı daha yukarı bir seviyede çıkartacak. Bu da her ne kadar siz faiz arttırsanız da enflasyonla faiz arasındaki makas, enflasyon süreti sizin arttıracağınız faizin süretinden daha hızlı gidiyormuş gibi olacak. Bu da makasın her geçen gün daha açılmasına yol açacak. Bu daha açılması da ister istemez önümüzdeki dönemde bir baskı unsuru olarak karşımıza çıkabilir. Dikkat edilmesi gerekiyor. 90-80 bölgesi geçirirse hedef neresi olur? 100 diye bir hedefimiz var. Onun gerçekleşmesi için şu anki mevcut konjonktür biraz buna müsaade etmeyebilir. Dikkat etmek gerekiyor. Evet, o zaman... Hemen dönelim. 10 yıllığa da bir bakalım. Aynen, 10 yıllığa bakalım. Bir gün önce hatırlarsanız, haftaya başlarken biz bir 100 günlük ortalamayı deneyebilir miyiz acaba diyorduk. O denendi. Bir günde geldik zaten oraya, sert bir kırılma gelmiştik. Dün de tersine döndü. Neden tersine döndü? Powell'ın açıklamalarıyla birlikte. Aslında her şey Rusya'yı görmezden geliyor Powell. 25 bas puanlık faiz arttırma, bilanço daraltma devam. Senaryo aynı senaryo devam. Bu sert kırılımın tepkisi de sert olduğunu gördük. Ortalamalara kadar geldi, çarptı. Şu bölgeye gelip çarptı. 1.88 bölgesi aşamada tekrardan şu bölgenin içine girdi. Hatırlarsanız bahsettiğimiz süreç içinde şu bölgenin içinde de kalabilir, bu bölgenin içinde de kalabilir. Şimdi bir FED toplantısına kadar biraz daha bekle gör yapacak. Bu bekle görün arasında şunlar nelere bakacak diyorduk. Tarım dışı istihdam verisine bakacağız ve enflasyon verilerine bakacağız. Ona göre biraz daha şekillenecek. Bu sırada da zaten bu zaman içinde de Ukrayna mevzusu biraz daha berraklaşmaya başlayacaktır. Nereye doğru evrildi. Bundan sonraki sürece baktığımızda bizim için burası da şu an için aşırı satılma bölgesiydi. Şu bölgede aşırı alınma bölgesiydi. Şu an için dengelenme aralığının 1.79-1.88 bandı arasında bir bölgede oturması şaşırtıcı olmaz. FED toplantısına kadar ben bu bölgenin içinde kalmasını bekliyorum. Ekstrem gelişmelerde 1.70 alt sınır, ekstrem kötümser senaryolarda da baktığımız zaman işte orası, iyimser senaryo doğru gittiğimizde de faizden arttırılacağı noktaya doğru gittiğimiz zaman da 1.95 üstü. 1.95-2.07 bölgesi de diğer ekstrem nokta gibi gözüküyor şu an için. Evet, bu arada dolar TL'ye hemen ben bir bakayım. Çünkü 14-13'e kadar geldik. Onu bir söyleyeyim. Hı hı. Siz arada diğer grafiği hazırlarken. Dolar TL'yi açtım ben de. Evet, aynen. O zaman dolar TL yorumunu alalım. Önemli diyebileceğimiz noktalardan biri de biliyorsunuz bağımsız akademisyenlerin ENA Grup, kendi içlerinde her ay yayınladıkları bir veri var enflasyona dair. Ve diyorlar ki tüketici fiyat endeksi Şubat ayında %5,44 arttı ve son 12 aylık artış %123,8 oldu. Bir önceki %85'ti bu arada. Evet, ciddi bir artış söz konusu olduğunu belirtelim. Buradaki seyre baktığımız zaman dolar TL'de bant hareketinden bahsediyorduk. Bu bant hareketinin üstüne çıktık.
bant aralığımız neresi? Şu aralığın içine gittik gittik. Şimdi bir üst bantın içine girme çabası içinde. Burada üste yapıştık yapıştık. Artık aşağı indiremedik, zorlandık. 14'ün üzerinde kaldığı sürece hareket 14-14.90 bandı içinde bir bölge oluşturmak isteyecektir. Geçtiğimiz haftaki süreç içinde 14.65'lere kadar gitmiştik. Bugünkü enflasyon verisi sonrasına bakacağız. Orası biraz burayı destekleyebilir. Dikkat etmek lazım. Fiyatlamanın normalleşebilmesi için bizim burada 13.80 bölgesinin altında fiyatlama, hatta 13.65 altında fiyatlamaları görmemiz lazım ki seyir daha aşağı baskılanabilsin. Ama görüldüğü üzere burası mevcut konjonktürde biraz daha zorlanacağımız, yani mevcut ekonomik, yani uygulamaya çalıştığımız program ya da modelin dinamiklerini zedeleyecek gelişmeler var. Onun da yansıması burada hafif kur üzerine baskı unsuru olmaya devam ediyor. Evet, şimdi buradan da bakıyorum süremize 8.40 bir halka arz var, oraya gideceğiz. Tabii. Onun öncesinde de süremizi doğru kullanmak adına isterseniz BIST 100 endeksi yapalım. Hemen hızlıca bir BIST 100'e gidelim. BIST 100 240 dakikalı seans içi hareketlere baktığımız zaman 1825'ten başlayan hareket kendisi bu bölgede bir aralık oluşturdu. Neresidir? Yukarıda 1997, aşağıda 1854. Bu aralığın içinde ortalamaların üzerinden destek bulmaya çalışıyor. Bugün için ilk destek noktamız 1978-1986 bölgesine dikkat etmek lazım. Üzerinde kalıcılık sağlarsak 1997 zorlamaya çalışacağız. 1797'yi aşıp ve üzerinde kalıcılık gösteriyorsak hareket kendisine tekrardan 2050'lere, 2040 ve 2050 bölgesini denemek isteyecektir. Piyasa düşmek istemiyor. Yurt dışındaki olumsuz günlerde de piyasa kendini diri tutmaya çalıştı. Dün bir yurt dışında rally başlangıcı gibi bir hareket oldu. Sert bir dönüş oldu. Powell'ın açıklamaları belki iyimser bir senaryo vardı. Bugüne de iyimser bir tablo devralıyoruz gibi. 1997'nin üzerinde kalıcılık bize 2040-2050 bandını getirecektir diye düşünüyorum. Evet, burada özellikle vurgulamak istediğiniz bir endeks ya da farklı bir nokta var mı? Bizim yani sanayi endeksi bu aralar biraz daha performansı iyi gittiğini söyleyebiliriz. Ereğli öncülüğünde, özellikle ciddi koşuş sağlıyor. Şunu da unutmamak lazım. Ocak verileri açıklanan bankacılık sektöründe de oldukça iyi bir karlılık devam ettiğini gözüküyor. Şu andaki oradaki karlılığı negatife çevirecek bir faktör şu an için kısa vadede gözükmüyor. Oradaki yapı da önümüzdeki dönem için banka bilançolarının da iyi gelmeye devamının sinyali olarak okumak lazım. Onu da ikinci planda değerlendirmek gerekiyor diyebilirim. Evet. Peki o zaman buradan da Viyop mu yapsak acaba? Olur. Oraya da bakalım. Son bir dakikamız galiba değil mi? Evet. Viyop tarafına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Viyop 2285 bölgesinde 2310 bölgesini geçmesi lazım. 2310 bölgesinin üzerine çıkabilirse kendisi. Evet. Yeni bir marj açar, 2400'e kadar bir marjı söz konusu olabilir. Çünkü Borsa İstanbul'da Gong Hitit bilgisayar için çalıyor. Oraya hemen bir göz atıyoruz. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Hitit bilgisayarın halka arzına gittik. Gong Hitit bilgisayar için çaldı dedik ve efendim burada da noktayı koyuyoruz bugün piyasa analize. Yarın yine aynı saatte sevgili Cenk Akyoldaş'la birlikte araştırma müdürümüz EkoTürk ekranlarında olacağız. Saat 9'da bekliyoruz diyelim. Hoşçakalın.